Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı, sizlerin de desteğiyle hazırlamış olduğumuz videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aralık ayı başladı, bomba gibi başladı. Duyum duyum üstüne, haber haber üstüne, yorum yorum üstüne, video video üstüne. Tıt 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 hızır idi. Karadeniz müziği gibi oldu. Her şeyi geçtim. Ama sizlere en güzel içerikleri hazırlamak için elimden geleni yapıyorum. İnşallah arkadaşlar sizleri keyiflendirebiliyorumdur. Yine kısa bir video çekme niyetim var. Hiç beklemeden başlayalım. Chogyuhun Song'dan transfer bombası ve Fenerbahçe İlhan Mansız. Hocam video bozuldu. Orada bir şey yok. Videoda bir sıkıntı yok. Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda farkıyla öne çıkan İsimler geçmiş kupa organizasyonlarındaki gibi kendileri için yeni hikayeler başlatabilir diyor. Fenerbahçe transfer iddiası ve ayrıntılarla Katar'da yıldızı parlayan o isim Chue Jho Gue Sung. İşte o sürpriz diyor. Zamanında İlhan Mansız da böyle böyle olmuştu. Şekilli şükürlü hareket yapmıştı. Şimdi de Güney Koreli Sümeyye'lerin aşık olduğu Chugui Sung olmuş. Sümeyye ne alakalı? Oyuncunun turnuva öncesi sosyal medya hesaplarından Instagram'da 20 bin civarında takipçisi var iken çıktığı 3 maç sonrası 2 milyona ulaşmış durumda diyor takipçi sayısı. Ve takipçilerinin 1 milyonunu Sümeyye isimli Türk hesaplarını oluşturması dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'de 1 milyon tane Sümeyye var mı lan? Dünyanın her yanının takipçisi olan başarılı forvet oyuncusuna ilgi odağı halinde kezbanlar da takip ediyormuş. Neyse arkadaşlar, beni Sümeyyeler kezbanlar alakadar etmez. Oyuncuyla alakalı bizim durumumuz, ligimizde mücadele eden Fenerbahçe'nin de Kim Min-ji transferi sonrasında yaşanan başarılı süreç bir Güney Koreli'nin daha sarı lacivertlere gelme olasılığını arttırdığı iddiaları gündeme düştü diyor. Doğru, yapıştırın gitsin. Kim Min-ji var mı? Yapıştır gitsin. İlla ki Güney Kore'de gelir. Güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro. Jeonbuk'un Daifu takımında forma giyiyor demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Bu futbolcuya ilişkin ilk duyumu veren kişi parmak kaldırsın. Şimdi inanmayacaksınız. Sonra diyeceksiniz ki ya efendim sen de her şeye atıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Arkadaşlar, ben bunu duyumunu verdim. Dünya Kupası başlamadan önce biz bu arkadaşla bir iletişim kurduk. İrtibat kurduk. Hatta küçücük de olsa bir aşama kat ettik. Sonrasında mahvettik. Sonrasında o transferden dönüldü. Ben size şöyle bir iddiada bulunacağım. Bu arkadaş kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe'ye gelmeyecek. Onu da söylemiş olayım. Bak çok net. Uzatmıyorum. Hani üye olun şu bu falan filan da demiyorum. Çok net. Bitti. Fenerbahçe'nin Samet Akaydın teklifi ortaya çıktı. Bu arada Sümeyyeler üzülmesin. İlla ki bir şeyler buluruz. Koreli, Japon, Çin, böcük yiyen, yarasa yiyen, solucan yiyen falan bir şey buluruz yani, sıkıntı değil. Sümeyye kardeşler üzülmesin. Fenerbahçe'nin Samet Akaydın ısrarı sürüyormuş. Yo. Yani teklif yaptık, geri çekildik. Devre arasında mutlak stoper 28 yaşındakine teklif yaptı. İşte teklif gelişmeler. Jorge Jesus takviye istedi stopere. Atlıyorum ama arkadaşlar kızmayın. Sonra demeyin lan bir haber sunmayı bile beceremiyor demeyin. Sizi düşündüğüm için. Savunma bölgesi yerli takviye bir süredir çalışma. Samet Akaydın listenin başında bulunuyor. Fenerbahçe'de gitti görüştü. Adana Demirspor'a resmi teklif yapıldı. 28 yaşındaki oyuncu için 1.7 milyon euroluk bir teklif götürüldü. Adana Demirspor Kulübü'nün idarecileri takas tekliflerini kabul etmedikleri için rakamın biraz daha yükseltilmesini istiyorlar demiş. Bu tamamen doğru değil. Bu tamamen doğru değil. Niye tamamen doğru değil? Serdar Dursun'u istiyorlar. Serdar Dursun da gitmek istemiyor. Yani Serdar Dursun'u istiyorlar. Serdar Dursun da gitmek istemeyince Adana Demirspor'da diyor ki Serdar Dursun o zaman diyor. Vincenzo Montella demiş ki umarım Samet Kış transferinde bizden gitmez demiş. Türkiye'ye geldim geleli gördüğüm en yetenekli stoper demiş. Kim Min-ji de bu arada Türkiye'deydi. Herhalde 18 milyon eurodan daha fazla edeceğini düşünüyor. A milli takımda bir kez
görev aldı. 281 müsabakada kariyerinde forma giyen Samet Akaydın 20 gollük katkı verdi. Adana Demirspor'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro diyor. Bence Fenerbahçe'nin verebileceği bazı gençler var. Ama bakalım ne olacak o gençler. Fakat bilmiyorum ya, bu transfer olmayacak gibi geliyor bana. Fenerbahçe'ye bir Jesus daha. Brezilya stopere kanca. Dün mü dedim, ondan önceki gün mü dedim. Göz bir arar dedim değil mi? Şimdi Mustafa Hoca yine bildirik değil bu. Bu sadece şeylik. Yani bu bir fikir, bu bir öngörü arkadaşlar. Duyum değil. Dedim ki göz bir arar. Napoli'nin Brezilyalı stoperi Juan Jesus'la Fenerbahçe yakından ilgileniyormuş. Nasıl ilgilenmeyelim? Yıllardır aralıksız olarak her sezon mu bir futbolcuyu transfer ederiz? Her sezon bu futbolcuyu transfer ediyoruz. Allah'a çok şükür şimdi de transfer ettik. 31 yaşındaki futbolcu ile ilgili yaşanan gelişmeler taraftarları da oldukça heyecanlandırmış durumda. İşte detaylar. Transferde öncelikle çok kaliteli stoper arayan Fenerbahçe, Napoli'den ex aşkı her transfer döneminde düzenli olarak transfer ettiği Juan Jesus'u da adaylar arasına eklemiş. Teknik direktör Jorge Jesus demiş ki, acaba benden önce kimi istiyordunuz? Bizimki de demiş ki, ya biz Juan Jesus var, onu istiyorduk. Jesus mu? Alın gitsin oğlum, iyidir lan o, demiş Jesus da. Brezilyalı yıldızın adı Galatasaray'la anılıyormuş. Fenerbahçe Napoli'de forma şansı bulamayan ismi alacakmış. Öyle söylüyor haber. Bu sezon 7 maçta oynamış. Falan filan. Çok güzel ısmarlama. Güzel sallama bir haber. Yani güzel sallama bir haber arkadaşlar. Ben sallayacak olsam ben de böyle sallarım. Çok güzel ama ya. Değil mi? Bu arada Sümeyyeler üzülmeyin. Bak sözüm söz, bir tane buluruz. Böcük giyen falan. 4 milyon euro piyasa değeri var. Yazın sözleşmesi bitecek. 1.85 boyunda. Yaz, ben niye sol ayaklı sol stoper diye hatırlıyorum. Ha doğru, sol ayaklı sol stoper, aynen. Şimdi sol ayaklı sol stoperi ne yapacağız? Hadi sağ ayaklı olsa yine bir şekilde anlarım da. Yani bu arada opsiyon hakkı da var. 7 maç 1 gol 600 dakika. Bana ulaşan herhangi bir duyum, bilgi yok. Zaten gerek de yok arkadaşlar. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. 3 kupa için Suarez. İşte en keyif aldığım haber bu işte. Bu haberi sunmaktan keyif alırım. Bu haberi okumaktan da keyif alırım. Yalan bile olsa keyif alırım. Fenerbahçe Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası için marka bir forvete yöneldi. Boşta olan Uruguaylı yıldız büyük hedefler için kadroya katılacak. Uzun süre kupa hasretini bitirmek isteyen yönetim hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Tüm şartlar zorlanacak. Kanarya Cao Pedro'nun sakatlığının ardından forvet arayışlarına da geçti. Sarı lacivertliler bir yandan TFF'nin 19 yaş altı kuralına uygun yabancı oyunculara bakarken 20 yaş altı olmasın. Diğer taraftan marka isimleri de gündemini aldı. Bunlardan biri de Luis Suarez. Kariyeri boyunca Atletico Madrid, Barcelona, Liverpool, Ajax gibi dev kulüplerde oynayan 35 yaşındaki forvet fırsat transferi olarak görülüyor. Kanarya Suarez'in renklerine bağlayarak Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'ndaki iddiasını arttırmayı planlıyor. Dünya Kupası öncesinde formda kalmak için nasyonelde forma giyen yıldız ismin böyle bir büyük bir meydan okumaya hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe süper golcü için tüm şartları zorlayacak. Şimdi ben bir şey söyleyeyim size. Haber doğru ya da yalan demeyeceğim. Dememe sebebim de şu. Doğru olsa ne kadar güzel bir haber. Doğru olsa ne kadar güzel bir haber. Değil mi? Arkadaşlar bu adam hala diri. Bugün Cristiano Ronaldo birçoğunuza göre neyse, bana göre de Suarez o. Ya da Messi birçoğunuza göre neyse, bana göre de o. Bu adam hani sövüş style değil. Bu adam oynamayı isteyen, seven bir adam. O yüzden de benim için bir sıkıntısı yok. İnşallah olur arkadaşlar. Bu arada ben bir kez daha hatırlatayım. Yani bu Chu Gue Song beklemeyin. Onu söyleyeyim. Caner Erkin Karagümrük'te sözleşmesini feshetmiş. Hocam Ali Oski gider, Caner Erkin gelir mi? Hani yıllık ücreti falan filan diyordun demiş. Kesinlikle olmaz. Ya Caner Erkin'in temposu şu an Fenerbahçe'nin F'sini kaldırmaz. Beşiktaş'la ilgili iddialar var. O beni alakadar etmez arkadaşlar. Doğrudur, yalandır. Yani beni alakadar eden bir durum yok. Ama %1 katrilyon
Size garanti veriyorum. Caner Erkin'le ilgili hiçbir ilgimiz alakamız yok. Onu da söylemiş olayım. Başka bu forvetle ilgili bu neydi? Lewandowski varmış ya. Simon Vlodarčić. Bunun temsilcisinin bir sözü ortaya atıldı. Bir aşama var ama her yerde tuzak şey demiş. Bu aşamada oyuncuyla ilgili daha fazla bir şey söyleyemem demiş. Ben de söyleyemem. Bir şey yok çünkü. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray kulübünü ziyaret etti. Bakın bunu Fenerbahçe kulübüne yaptığı anda adı şike oluyor. Zorlu sezon oluyor. Pırt oluyor. Cırt oluyor. Şimdi sosyal medyada güçlü bir Fenerbahçe diyorum. Diyorum ki birbirimizi takip edelim. Twitter'da ekliyorum. Diyorum ki renktaşım beni ekler misin? İşte, takip alır mısın? Birçok kişiye şaka gibi geliyor. Komedi gibi geliyor. Ya diyor işte koca adam takip isteğinde bulunuyor falan filan diyor. Ya arkadaşlar sosyal medyada ne kadar güçlüysek bak sosyal medyada ne kadar güçlüysek o kadar güçlü bir Fenerbahçe. Sosyal medyada ne kadar güçlüysek o kadar güçlü bir Fenerbahçe. Ya algılardan kurtulacaksın bilmem neyden kurtulacaksın. Ben demiyorum Galatasaray şike yapıyor. Ben demiyorum Galatasaray işte ayarlamış şöyle böyle. Ya çıkıyor Galatasaray'ın bilmem kaçıncı başkanı ya da Zurna'nın zırt dediği deliği diyor ki biz bu ligi oynatmayız. Hodri meydan. Ulan bunu Fenerbahçe yöneticisi söylese derler ki iç savaş çıkaracak bunlar. Ya demezler mi? Yo demeyiz diyen bütün yalancı arkadaşlara söylüyorum dersiniz. Dersiniz. Dersiniz abi. En ufak bir şey olsa da şike imasında bulunsak diye uğraşıyorsunuz. He UEFA'da tescilli şikecisiniz. UEFA'daki tescilli şike olayını nereden, nerenizden çıkartıyorsunuz? Ulan gerizekalı derler adama, ahmak derler adama. UEFA'dan tescilli şikeci olsan 10 ila 20 yıl arasında seni UEFA'nın hiçbir turnuvasına almaz. Seni hiçbir turnuvasına almaz UEFA'nın. Tescilli şikeci olsan, eğer böyle bir şey olsa. Hadi bunu açıklayın. Ama internet sitesinde öyle yazıyor. İnternet sitesinde diyor şu yıllarda şunları göndermediler. Orada bir sürü takım var. Juventus da mesela oradaki listede adı yazıyor. Aklını paklanı Şampiyonlar Ligi'nde falan çatı çatı da gidiyor. Kendi kendilerine yazıp oynuyorlar. Neyse bu Mehmet Büyükekşi Galatasaray'ın şeyini ziyaret etmiş. Pıtısını şey neydi onun adı? Tesisini. Çünkü niye Galatasaray yöneticisi açık açık tehdit etti. Elimizde şeyler var, gücümüz var, lobimiz var. Ligi de mahvederiz, her şeyi de mahvederiz dedi. Değil mi? Yok arkadaşlar saçma sapan konuşmayın. Mehmet Büyükekşi yanlış hatırlamıyorsam Giresunspor ve Trabzonspor'u da ziyaret ettiler diye hatırlıyorum. Bak yanlışım varsa kusura bakmayın. Peşin peşin özür diliyorum. Hem Giresun'u hem Trabzon'u ziyaret etti. Galatasaray'ı ziyaret etti. Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da ziyaret edecektir. %100 edecektir. Bak görmeden bilmeden söylüyorum. %100 edecektir. Bunları abartmayın. Benim kızdığım nokta şu. Ulan Fenerbahçe yapınca adına şike diyorsan Galatasaray yapınca da şike diyeceksin. Beşiktaş yapınca da şike diyeceksin. Ben buna kızıyorum. Hocam duruş sergilemiyorlar. He bir de o var. Beşiktaş'ın bir duruşu varmış. 2011 3 Temmuz'dan sonra kupayı iade edip şikeyi kabul etme duruşu mu? Ne duruşu? Ne duruşu? Fenerbahçe mahkemelerde gitti, konuştu, ifade verdi. Bir duruşmada çıkıp da şahitlik edemediler. Bu mu duruş? Bu mu SEPA duruşu? Trabzon başkanı çıkmış diyor ki ya diyor tamam geçen sene biz hakemle kollandık ama diyor şu yıllara da bir bakın diyor. Öyle demiş. Sosyal medyada öyle yazıyor. Ya geçen sene biz hakemle kollandık diyebiliyorsan ya da bunun imasını verebiliyorsan bu zaten ayrı bir komedi değil mi? Bakın tekrar tekrar söylüyorum. 2010-2011 diye bir masalın arkasına Trabzonspor'u gütmüşler. Yani bu masalın arkasına göndermişler. Onlar da savunuculuğunu yapıyor. Hani bizim şey gibi yıllardır Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. O halde herkes ölsün. Ne demek Türk'ün Türk'ten başka dostu yok ya? Ne demek Türk'ün Türk'ten başka dostu yok? Sen kime adam gibi davranırsan ondan dostluk görürsün. Sen kime ne şekilde davranırsan ondan dostluk görürsün. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Biz Doğu Türkistan ne zamandır zulüm içinde? Biz ne zaman Doğu Türkistan'a dostluk yapabildik? Ne zaman yapabildik? Suriyeli'yi aldık, Afgan'ı aldık. Bir Doğu Türkistanlıları sığdıramadık ülkemize. Benim zoruma gidiyor, kanıma dokunuyor. Onların yaşadıkları o zulümler kanıma dokunuyor. Herkese sığdırdık. Hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu? Niye onları sığdıramadık da bunları aldık? Hocam politik sebepler, şunlar bunlar.
İşte maalesef üzülüyorum arkadaşlar. Bakın aynı şekilde burada da Trabzonspor'u bir nevi maşı olarak kullanıyorlar. Hadi sen arada sırada Fener'e sataş. Siz Fener'le çatışma içinde olun. Birbirinizi yiyin. Taraftarınız işte şehre Fenerbahçe bayrağı asıldığı zaman olay çıkartsın. Şöyle olsun, böyle olsun. Amaçları bu. Amaçları çatışma. Yemeyin. 2010-2011. Ben ne dersem diyeyim hiçbir Trabzonsporlu ikna olmayacak. Onlar ne derse desin ben olmayacağım. O zaman abi bırakın mahşere kalsın. Bazı hesaplar mahşere kalsın. Çünkü 2010-2011'den sonra Fenerbahçe kadrosu dağılmış, parça pinçik edilmiş. Saçma sapan oyuncular gelmiş. Ona rağmen ikinci bitirmiş ligi. Hem de yarım puan farkla. Ama Trabzonspor ilk ikide yok mesela. Şimdi hangisi sizce şeydir? Farklı yollara gitmiştir. Aynı Trabzonspor göndermeseydi Selçuk İnan'ın şunu bunu Galatasaray'a. Oraya hizmet etmeseydi. Anlatamıyorsun. Neyse, uzun lafın kısası durum bu. Her takım için geziyorlar, her takım için şey yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Başka Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak, 500 milyon euro diyorlar. Resmiyet kazandım bilmiyorum ama 500 milyon euroya ben de giderdim açıkçası. Lan Fenerbahçe'nin toplam borcundan daha fazla. Hani onlar da Ronaldo'yu almışken hocam Abu Bakar'ı bize paketlesinler falan diyor da. Geçiniz ya. Bir de Adamo Nagalo için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddiaları vesaire var. Biz bunu YouTube kanalımızda Allah'tan hem üyelerle hem abonelerle konuştuk da transfer duyumları sezonu doğru düzgün başlamadan önce. Çok şükür. Şimdi yüzümüz ak konuşabileceğiz. Adama Nagalo arkadaşlar. 20 yaşındaki stoper. 1,85 boyunda. Alt yaş kategorilerinde oynamadı. Evet, kabul. 1 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı daha 20. Kabul. 1,85 boyunda. Ama çok patlamaya hazır bomba gözüyle bakılan bir isim. 16 maç oynamış. Danimarka Ligi'nde 1 gol 2 asisti var. 1370 dakika. Biz bunu istediğimizde bizden en son Eylül ayında ne istediler biliyor musunuz? 7 milyon euro istediler arkadaşlar. Hocam saçmalama, 7 milyon euro imkanı yok senin yanlışın var. 7 milyon euro istediler arkadaşlar. Alın size Adama Nagalo gerçeği. Şimdi tekrardan temas kurmuşuz hocam. Şimdi kaç istediler? Bilmiyorum ki. Şeye sorun. Kea'nın belinde kayma olan bilgiyi bize verene sorun. Ersun Yanal'a pazarlıkçı, para göz diyene sorun. Fenerbahçe taraftarından alay edene, İbrahim Darri haberini ikide bir de fişekleyen artık ne karşılığında yapılıyorsa bu haberleri bilmiyorum. Onlara sorun. Yani benim aktaracaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için, kanala abone olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.